Şaşırdım, televizyonda. Özür diliyorum, affedersin. Salonda. Çünkü çok... Ankara'da da var abi. Var, doğrudur. Lise, zaten bak şunu diyorlar, lisenin de yöneticileri, bizim burada yatılı çocuklarımız var diyorlar ya. Alt sınıflar yatılı diyorlar. Bunları siz buraya nasıl sokalım diyorlar yani COVID'in olduğu dönemde. Lisenin yönetimi zaten buna izin vermiyor. Yani bu tüzük gereği de bu başka bir yerde, mali kongre olmadığı için başka bir yerde yapılamıyor. Olmazsa olması lisede yapılacak seçim. Bu bir. Yani ikincisi, bu süreçte biz Türkiye'nin güçlü kuruluşuyuz Turkuaz Medya olarak. Biz de haberin merkeziyiz, takip ediyoruz. Büyük bir ihtimalle bu uzatma devam edecek ya. İnsanlar sokağa çıkmaması için koskoca devlet, başta Cumhurbaşkanımız, ardından Sağlık Bakanı bağırıyor. Adamlar rica ediyorlar ya, kibarca davranıyorlar. Maske adam gibi takın ya diye söylüyorlar. Zorunlu olmadıkça çıkmayın diyorlar. Çıkmayın diyorlar. Şimdi buna dikkat ettiğimiz takdirde bu kadar insanı, 7 bin kişiyi oraya nasıl taşıyacaksın ya, 8 bin kişiyi? Galatasaray'da maskeler bazı insanlar tarafından çabuk düştü. Siz de bir satranç hamlesi olarak mı görüyorsunuz Feyyaz Hocam? Evet, satranç hamlesi ama nafile bir hamle bana göre Ender. Yapılamayacak bir seçimi kararını almak hiç kimseye faydası olmayan bir tavır. Mevcut durum devam edecek gibi gözüküyor. Burada Galatasaray nasıl zarar görür? Zaten yönetimle Fatih Terim'in birlikte çok güzel bir çalışması yoktu son zamanlarda. Karşılıklı basın üzerinden de laflar vardı. Şimdi bu durumda ne olacak? Yine yönetim aynı, hoca aynı, takım aynı. Söylenen laflar yutulmadı tabii, duruyor yine ortada. Başkanın, Sayın Başkan'ın bazı oyuncular için söylediği laflar. İşte o oyuncuların karşı hocanın bir tavrı. Bu gidişat istifa getir. Ya yönetimden istifa gelir ya da şeyden, hocadan. Yani bu şekilde ben sezonu Galatasaray'ın çok da başarılı bitireceğini düşünmüyorum. Başkan oyuncularla ilgili söyleminde geçen gün farklı bir şey söyledi. Aile içinde tartışmalar olur dedi. Kızarız ederiz birbirimize, sonra barışırız. Ama dedi. Aile dışına çıktı işte. Tamam işte, o bir hataydı. Yönetimin hatasıydı. Zaten Fatih Terim'in toplantısı, stat'taki yaptığı toplantıda söylen buydu. Ya Reha'yla, Feyyaz'la ilgili hocam söyleme başkanım. Ben Florya'da onlarla çalışıyorum. Çünkü bu oyuncuları itibarsızlaştırırsanız ben bu oyuncuları oynatamam. Bu söylem değil. Biz bize oturup konuşuruz, hallederiz. Sonuçta Fatih Terim dediğiniz insan da yani bu Galatasaray'ın kongre üyesi ya, divan üyesi, affedersiniz yani. Bugün Mayıs ayında çıksa, adaylığını koysa başkan seçilme şansı yüksektir. Ben açık konuşuyorum. Etrafında bir sürü insan toplar. En iyi bu işi bilen bir insan. O da ne de onun camianın zarar görmesini istemez. Ama bu süreçte hatalar yapıldı. Oyuncularla ilgili söylemlerde bulundu. İfadelerle bak. Kim bugün bulundu Levent abi? Yönetim başkanı bulundu. Tamam, doğru, katılıyorum. Evet. Orada olması gerekir mi? Hayır, değil. %100 tamam. Haklısın. Fatih Hoca en son Sivas Spor maçından sonra değil mi? Yanılmıyorsam. Erzurum. Erzurum mu? Yok. En son. Arkanda, sağında, sonunda diyelim dediğini mi diyorsun? Evet. Erzurum maçı. Erzurum Spor maçı mı? Evet. Deplasman'da 2-1 kazandı. Evet. Sivas'ta 2-1 de onunla karıştı. Ondan sonra yani Erzurum'daki galibiyetten sonra söylüyor. O doğru mu peki? Ya tabii ki yani refleks olarak o da yanlış. Şimdi Mustafa Cengiz ki, ortada nasıl konuşun. Yanlışsa doğru oyuncularla ilgili konuşacak. De yanlış. Onu tabii, hocanınki de doğru değil. Kapalı ne kapılar de? Arkasına girilir. Orada her şey konuşulur, hallolur, öyle çıkılır. Ya ikiniz yöneticilik yaptınız. Başkan size sormadan konuşsa rahatsız olmaz mısınız teknik i̇şte adam olarak? İşte Fatih Hoca'nın rahatlığından, yani oradaki gücünü bildiğinden. Evet, o konuda ben de bir şey söylemek istiyorum. Çalışanı, kulübün çalışanı, hepimiz kulüplerde çalıştık ama herkes açık ve net bir şekilde fikrini söylemeli. Demokrasi vardır. Ha, gereğini yaparsın. O laf seni rahatsız ediyorsa. Basın önünde mi diyorsun? Evet, çalışanının söylediği laf seni rahatsız ediyorsa gerekli, yeterli merciler, o konuda sorumluluk sahibi merciler gereğini yapar. Adama cezasını verirler. Yani bana göre herkes söyleyebilir, konuşabilir fikrini. Çok demokratik bir şekilde ifade edebilir. Hıncal abiye buradan selamlarımı iletiyorum. Onunla ilgili bir mevzu anlatmıştım. Tekrardan üstüne basarak, yanlış anlaşılmaya açık. Hıncal abiyle bir iki şeye katıldık hocam. Toplantıya ondan sonra. Hıncal abi herkesin söylediğinin tam tersini söyler. Ve size öyle bir anlatır ki onu. Ya abi özür dileriz, sen haklıymışsınız dersin toplantının sonunda. Bunu da herhalde yanlış anlamamıştır. Yani biz Hıncal abiden özür diliyorduk. Toplantı yani, bitince bu yanısınız. Yani öyle bir anlatıyor ki hocam.
Allah Allah, nasıl öyle düşünemedik falan diyorsun. O halı sahalarla ilgili bir konuydu. Halı sahalar zararlı falan dedik biz. Öncel abi bir girdi mevzuya. Ya kardeşim, yaşasın halı sahalar diye mi çıktınız? Hadi dedik gidip halı sahaya top oynayalım. O halı sahalarla ilgili Hıncal'dan çok kapıştım. En son bir cümle yazdım. Burada burada o cümleyi söylersem Rütük'ten ceza yeme ihtimalimiz var. Ceza yeme ihtimalimiz var, söylemeyeceğim. Çünkü halı sahada top oynamak bilmem neyle bilmem ne yapmaya benzer dedim. Çünkü hakikaten öyle. Halı sahada ben oynadım. O oynamadığı için bilmiyor. Ben oynadım. Sen oynadın. O oynadı. Halı saha cinayet. Hıncal abi de şöyle girdi. Halı saha olur. Hocam, çok soğuk ülkelerde. Oynayacak yer yok dedi. Sonra düşününce eskiden mahalle aralarında oynardık. Almanya'nın bitki örtüsü, havası Türkiye'den daha mı sıcak? Çok daha sert. Yani çok yeterli tesisimiz yok demeye getirdi. Abi olmaz. Onun başka işi, onun bir arkadaşı vardı filan. O biraz Hasan Doğan'ın aklını çeldi rahmetlinin. Halı sahalar başladı. Ben bayağı bir tartıştım Hıncal'la bu konuda. Bayağı yazıştık. O bana sen dedi ahlak noksanısın dedi. Ben ona çaktım. O bana çaktı. Sonunda bayağı bir yere geldik. Sonra onun ben tabii ahlak noksanı oldum. Onun gazetede yazdığı bir fıkrayı yazdım. Bir hemşire grubuyla falan ilgili fıkrayı falan yazınca olay duruldu. Yani bir de halı sahalarla ilgili bir benzetme yaptım. Çünkü futbolcular halı sahada oynadıktan sonra akşam ayakları şişiyor abi. Ben oynadım. Oradan biliyorum. Peki. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Evet, tamam hoca söylesin. Hıncal'ın gözlerinden öperim. Severim Hıncal'ı ayrı. Ama kapışırım. Ya ben bir şey anlayamıyorum. Bu yönetimi Galatasaray bir yerde ibra etti, bir yerde etmedi değil mi? Evet. Bir yerde etti, bir yerde etmedi. Mali idari. Evet. Ya arkadaş. Ya seçime gideceğiz dediler ya. Bayağı adam çıktı ya. Vay anasına, Galatasaray demek o da kötü durumda gibi hocam. Ben şunu görüyorum, yıllarca Galatasaray yönetimine gelen gidenleri biraz tanıdığım için. Bunlar kendi durumlarını düzeltmek için mi gelmek istiyorlar? Yoksa kulübü düzeltmek için mi gelmek istiyorlar? Onu merak ediyorum. Biraz kestirme oldu ama tam yerine gitti bence. Çok kestirme oldu. Hocam o yanlış olur ya. Yani şimdi ben özür diliyorum hocam ama yani... Tabii bu görüşünüze saygı duyuyorum. Yani şöyle hocam, mi demek bazı istiyorsun? Bazı iddialar bir dakika yani, ya bir dakika abi. Galatasaray'ın ekonomik yapısından şeyler... faydalanmak mı istiyorlar diyorsun? Tabii. Tabii onu dedim ya. Ya bunu Adnan Polat söyledi abi. Kimse de açık cevap vermedi. Ben iki defa anlattım. Ne söyledi? Adam dedi ki şeylerle ilgili, o Galatasaray şeyleriyle ilgili, ne o? Satış yerleriyle ilgili, ya inanılır gibi değil dedi ya. Hepsini görevden aldım, mahkemeye versem yanarlardı dedi. Ne zaman ben görevden aldım hepsini işe aldılar dedi ya. Ama bu yönetim...